Bu dersimizde blok yapısını incelemeye devam ediyoruz. Bloklardan prosedür yani yordam bloğunu inceleyeceğiz. Yordam bloğu önce prosedürü anlatırım ne olduğunu. Prosedür PLSQL'de kullandığımız iki farklı iki alt programdan bir tanesidir. Diğeri function'dı yani fonksiyonlardı. Prosedürler stored prosedür olarak da adlandırılabilir. Bu SQL Server'daki stored prosedürle aynı özelliğe sahiptir. İşlevi ve amacı aynıdır. Bunun yapısı şu şekilde temel olarak prosedür create or replace prosedür yazdıktan sonra bir prosedür adı veriyoruz. İsimlendirme yapıyoruz. Daha sonra altına tanımlama yani eğer içerisinde değişken kullanacaksak o değişkenleri yazıyoruz. Hemen altında is ya da as taglarını kullanıyoruz. Bunların ikisi de programı çalıştırabilir. Is de kullanabilirsiniz, as de kullanabilirsiniz burada. Daha sonra begin ve end bloğu açıyoruz. Begin içerisinde komutları örneğin silme yapacaksak silme, güncelleme ise güncelleme. Bu SQL ya da PLSQL kodlarını yazıyoruz. Daha sonra eğer hata ayıklama gerçekleştireceksek exception kısmını yazmamız gerekiyor. Bu exception kısmı zorunlu değil. Ancak hata ayıklama yapacaksanız ya da hata olduğunda ne olması gerektiğini siz belirlemek istiyorsanız buraya exception kısmı yazabilirsiniz. Exception'ın altında bu hata ayıklama durumlarını yazabilirsiniz. Hemen buna bir örnek yapalım. Create or replace prosedür dedik. Bu create or replace demesinin anlamı şu. Eğer yoksa bu değersil adında bir prosedür yoksa oluştur ya da varsa replace et yani bu değişiklikleri üzerine yazdır. Bu prosedürü bu şekilde değiştir demek oluyor. Buna bir isim veriyoruz. Değersil. Bu bilmem ne ID'si sil de olabilirdi. Hemen altına bir parantez açıyoruz. Bunu yanına da yazabilirsiniz şu şekilde. Yana doğru ancak bu şekilde daha anlamlı olacaktır. Altına parantez açıp kapatıyoruz ve içerisine dışarıdan alacağımız bir ID'yi yazmak için dışarıdan bir değer alabilmek için buraya bir değişken tanımlıyoruz. Parametre yani değer ID adındaki bu parametrenin in olduğunu, in parametre yani dışarıdan gelecek bir değer olduğunu belirtiyoruz ve veri tipine de number yazıyoruz. Daha sonra biz burada is kullanıyoruz. Bunu as de yapabilirdik. Is yazdıktan sonra eğer değişken kullanacaksak bu prosedür içerisinde bir değişken kullanacaksak yani dışarıdan aldığımız değil içeride kullanacağımız bir değişken istiyorsak burada tanımlayabiliriz. Buna veri tipini yazarız. Daha sonra altına begin end bloğu içerisinde hangi işlemi gerçekleştireceksek onun kodlarını yazarak bu prosedürü derleriz ve herhangi bir değişiklik yapmamız gerektiğinde içerisine bu değişiklikleri yazarız. Tekrar derlediğimizde create or replace olduğu için herhangi başka bir şey yapmadan direkt zaten bu prosedür değerlenmiş olur.